11 Şubat Cuma sabahından günaydın diyelim. Manşet Artı'da yeniden birlikte olmaya başladık. Hoş geldiniz birlikteliğimize. Her sabah söylediğimiz gibi bugün de yineleyelim. Sesimizin de görüntümüzün ulaştığı tüm mekanlara kucak dolusu sevgi ve saygılar. Ben Balkan Gürses Özdağ ve Aziz Karaziz'le yeniden birlikte olmaya başladık. Sevgili Aziz, günaydın diyelim. Günaydın, günaydın. Nasılsın? Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün trafiği konuşacağız. Konuşalım. Trafikte yaşadıklarımızı konuşmaya çalışacağız. Değerli bir isim var stüdyomuzda, trafik müdürü Sayın Şevket Derin'de. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Günaydın, nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. Evet, aslında bizim kronik sorunlarımız var ülke olarak. Yani işte şimdi bu pandemi biraz geriye attı ama trafik de bunlardan birisi. Ne yazık ki trafik sorunu var bu ülkede. Herhalde buna herkes katılır. O yüzden biz bu konuyu sizin de katkınızla, değerli katkınızla biraz gündeme getirmek istedik. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için programımıza. Evet, devam ediyor. Hayat devam ediyor bir yandan. Pandemi her ne kadar da şöyle ya da böyle bizi izole etse de hayat devam ediyor. Ve bizler ne yazık ki trafikte de kuralları ihlal etmeye devam ediyoruz herhalde. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Önce bir genel bir değerlendirme alalım. Şu an itibariyle ülkemizde trafikteki durum nedir? Ne kadar bu kuralları ihlal edenleri kontrol edebiliyoruz? Neler yapmalıyız efendim? Efendim, ben de teşekkür ederim kurumun adına bizleri buraya davet ettiğiniz için ve sizler gibi değerli Aziz Bey gibi, Baykal Hanım gibi iki değerli konukla programlamak daha da güzel. İki tane işini bilen, işinin ehli. Teşekkür ederim efendim. Öncelikle şunu söyleyeyim size. Tabii trafik dediğimizde bir hareketliliktir. Trafik, yani bir yerden bir yere gitmek için yaptığımız bir hareketlilik. Yani hepimizi de ilgilendiren bir konudur. Bizler, sizler evimizden dışarıya çıktığımızda araçlı ve yaya veya motorlu araçlı, bisikletli bir hareket içerisinde olmakta. Yani hepsimizi ilgilendiriyor. Yani ülkemizin diyoruz sorunları vardır. İşte ekonomik sorunlar, eğitim olsun, önemli sorunları, eğitim, güvenlik ve sağlık sorunları vardır. Ama bunların altında hepsinde de trafik vardır. Trafik sorunu da önemli bir sorundur. Tabii onlar geçici sorunlardır, biliyorsunuz. İşte sağlıkla ilgili sorunlar da zaman zaman olur, biter. Başka şu sorunlar da biter. Ama trafik her zaman gündemimizdedir, trafik konusu. Trafik hepsimizi, dediğim gibi, hepsimizi ilgilendiren bir konudur. Bizim ülkemizde trafik bir o kadar daha önemlidir. Neden? Başka ülkelerde taşımacılık yapılırken farklı araçlar kullanılabiliyor. İşte toplu taşımacılık olsun, otobüs, minibüs, metrobüs, buna benzer araçlarla seyahat ediliyor. Ancak bizim ülkemizde maalesef pek toplu taşımacılık tercih edilmiyor gibi, çeşitli nedenlerden veya oluşum itibarından toplu taşımacılık yok diyebiliriz. Yani toplu taşımacılık. Vatandaşlarımız araçlardan seyahat etmeye çalışıyorlar. Yani araçlarımız ile bir yerden bir yere gitmek için uğraş veriyoruz. Baktığımızda ülke nüfusuna, yani kabaca söyleyecek olursak, toplam 400 bin civarında ülke nüfusu var, varsayarsak, ki seçmen sayımız 200 bin civarlarında, bir bakıyoruz 350 bin civarında aracımız vardır. Sigorta araç sayısına bakıyoruz 240 bin civarında, 240 bin 250 bin sayısı, araç sayısı vardır. Yıllık araç sayılarına bakıyoruz ki bizler diyoruz işte ekonomik zorluklar vardır ama araç sayıları da hızla artmaktadır. Evet. Bakıyoruz istatistiklere, ortalama yılda 10 bin tane araç artışı vardı, yani ortalama ikinci elle birlikte. Trafiğe yeni çıkan araç, tabii yeni çıkan araçlar vardır 10 bin civarında. Bununla birlikte zaten ülkemizin yol yapısı belli. Yollarımızın kapsamı, çift şerit yollarımızın ne kadar olduğu belli. Yollarımızın durumları belli. Tabii zamanla yollarla da ilgili iyileştirmeler olmaktadır. Sonrasında bizim araçları tercih etmemiz tabii doğal olarak trafiği de, yani trafik sorununu da artırmaktadır. Düşünün yollarımızın kapasitesini. Bir o kadar da işte araçlarımızın artışıyla birlikte trafik sorunu daha da artmaktadır. Ki bu trafik sorunu esasında, trafikle ilgili sıkıntılar hepsimizi de ilgilendirmektedir. Az önce dedik ya işte ülkenin başlıca şeyleri işte sağlık, eğitimleri ve güvenlik. Ama esasında
hepsinin adresiz yapısında da trafik vardır. Bizler ne diyoruz? Mesela sağlıkla da ilgili bir yerden bir yere giderken yine trafiği kullanırız. Güvenlik için de trafik. Yani trafiğin her zaman iyi olması lazım. Yani az önce dedik işte trafikle ilgili olarak, yani ülkeyle ilgili olarak pardon, bazı sıkıntılar gelip geçicidir. Ancak trafikteki şeyler her zaman kalıcıdır. Onların sorunları ya da onlarla ilgili sıkıntılar her zaman ortadadır. Yani onların aşabiliyor muyuz peki sorunları? Yani sorun ve sıkıntıları sizce? Yani yeterince tartışabiliyor muyuz? Yeterince çaba harcayabiliyor muyuz? Planlama yapabiliyor muyuz? Çünkü bir bütünlüklü olarak bakmak gerekiyor resme. Evet. Bu konuda gerçekten hani ilerleme kat edebiliyor muyuz? Yoksa sorunlarla, sadece sorunları konuşarak, çözüm modelleri üzerinde eksik bırakarak mı tartışıyoruz acaba? Şimdi Baykan Hanım, şunu söyleyeyim size. Tabii trafikte sadece bizler, mesela trafik polislerin ya da trafik polislerinin bizler, trafikte denetleyicilik, yani suçların önlenmesi, kazanın önlenmesiyle ilgili görevlerimiz vardır. Tabii trafik dediğim gibi bir bütünseldir. Bu trafiğin içerisinde belli başlı kuruluşların da görevleri vardır. Mesela karayolların kendine göre görevleri vardır. Belediyelerimizin görevleri vardır. Tabii biliyorsunuz biz bunlarla ilgili olarak denetleyici görevini yaptığımızı söylüyoruz. Ancak altyapıyla ilgili eksiklerimizi, olması gerekenleri de ilgili birimlerle konuşuyoruz, tartışıyoruz, yapılması gerekenleri. O koordinasyonu sağlayabiliyor evet, musunuz? Evet, devamlı biz o koordinasyonu sağlıyoruz, kendilerine söylüyoruz. Yani nerelerde nelerin olması gerektiğini, ne eksikliklerin olması gerektiğini söylüyoruz biz ilgili kurumlara. Tabii ilgili kurumlar da Ulaştırma Bakanlığı, karayolları olsun, bir nebze tabii iyileştirme ve bunları yapmak için gerekli yapılar yapıyor. Tabii biliyorsunuz her şey ekonomiktir. Yani ekonomi yani. Kaynak yaratmakla ilgili. Tabii kaynak yaratmak lazım. Ekonomi yaratmak. Şimdi bizim ülkemizin yapısı belli zaten. Yani küçük bir ülke. Yollarımız belli. Avrupa'yı yollarımız yoktur. Yani Avrupa standartına. Ama ileri geçmiş zamanlara baktığımızda bir nebze iyileştirme vardır. Ha yeterli mi? Tabii ki zamanla yeterli olacaktır onlar da. Yani bütünsel olarak bunlara baktığımızda, yollarımızı gördüğümüzde bu yapılması gereken işlerle ilgili olarak ilgili kurumlar. Onlar da tabii ki gerekeni yapmak için uğraş veriyorlar da vereceklerdir. O koordinasyon yok, kopmamıştı yani o şekilde devam etmektedir. Tabii biz diyoruz devamlı işte trafik kazaları, trafik olayları benzeri şeyler, trafikte sorumluluklar. Şimdi az önce dediğiniz gibi herkes kendine üzerine düşen görevi yapıyor mu? Kurumlar da belediyeler, karayollar olsun yapması gerekenleri yapmaya çalışıyorlar tabii ki ekonomik şeyler dolayısıyla. Ama biz baktığımızda trafik kazalarına baktığımızda trafik oluşlarında bizim tespitlerimizde maalesef sürücülerdedir hatalar. Sürücülerin yaptığı hatalar sonucunda trafik kazaları olmalı. Yani bu sorumlulukları bütünseldir diyoruz ya işte bizler sürücüleri de dahil etmek lazım. Tabii sürücüleri de dahil etmek. En önemli unsuru da odur. Bizler mesela denetleyici olarak şikayet zaten yapımız ortada bellidir. Burada söylememize gerek yok. İşte personel sayımız belli. Yani kapasite olarak %60 civarında. Mesela Lefkoşa'yı baz alacak olursak %60 eksik personel. İşte girine odur. Yani %50 kapasite eksik. Ama biz bunların arkasına sığınmıyoruz. Mazeret olarak da göstermeye gidiyoruz bunları. Biz denetleyici görevimizi mümkün mertebe yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun arkasına sığınmadan. Ancak tabii kazanın oluşuna baktığımızda sürücülerin de sorumlulukları olduğu, diğer birimler de olduğu gibi şeyin olduğu, yani sürücüler de kendi görevlerini, yani kendi yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir trafik kazalarını önlememiz için. Dikkat mi başı çekiyor? Yani dikkat, sürat kazalara baktığımızda hani sürücünün de üzerine düşen rol ve modelde alması gereken payda neye vurgu yapmak gerekiyor peki? Şimdi Baykan Hanım, tabii şeyin kazanın oluşlarına baktığımızda, biz istatistik olarak da baktığımız zaman kazanın oluş nedenlerine baktığımızda kazanın oluşunun başlarına ve bir sürat suçları görünmektedir. Bunda da tabii sürücülerin elindedir sürat. Şimdi bizler denetleyici görevini yapan kişiler kazanın oluşuna bakarak ona göre tedbirlerimizi almaktayız. İstatistiklerimize baktığımızda tabii biz denetleyici görevinde olanlar nelerin, ne sürücülerin ne hatalar yaptığını tespit ederek
Ona göre kontrollerimizi yapmaktayız. Yıllara baktığımızda, geçmiş yıllardan bugünlere kadar baktığımızda sürat nedenleriyle trafik kazanın olduğunu görüyoruz. Biz de bu yönde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi 2006 yılından önce, 1975 yılından tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluna bugüne baktığımız istatistiklerde tabii sürat sonucu kazalar olmuştur, ölümler olmuştur. İstatistiklerimize baktığımızda 1975 yılında 61 kişi ölmüştü o zaman. Ve artış gösteriyordu işte 60-70 civarlarında. Ortalama 60. Tabii ülke nüfusu belli, araç sayısı belli, yolların sayısı belli. Ve bu giderek gösteriyordu. Onun sonucunda tabii bu sürat nedenine, tabii polis tedbirlerine bunların önüne geçirmeye çalıştı. Ancak yetersiz kalındı. Ne oldu ülkemize? 2006 yılında stabil kameralar getirildi. Hı hı. 2006 yılı bakıyoruz grafiklerimize. 2006 yılından sonra düşüş başlamıştır. Ki ondan yani sonra önemli bir oranda azalmalar başlamıştır. Evet evet. Azalmalar başlamıştır. 2006 yılından bugüne kadar baktığımızda bir düşüş görüyoruz işte. Bu düşüş de araba sayısına baktığımızda %60-%70 civarında oluyor. Özellikle ölümlü kaza. Zaten bizi ilgilendiren ölümlü kazadı. Diğer kazalar olacaktı. Yani ufak kazalar, şehir içi kazalar, araç trafiği içerisinde olabilir. Bizim en çok ağır yaralanmalar ölüm kazaları. Ölümlü kazadır bizim üzerinde durduğumuz. Ve ölümlü kazalarda düşüşler başlamıştır. 60'lardan işte 50 civarlarına, yavaş yavaş 40-30 civarlarında bir trend oluşmuştur bu trafik kazalarının da azalmalarda. Neden? Bu sabit kameralarda özellikle ağır ve ciddi ölümlü kazanın olduğu yerlere konmuştur. 2006 yılında işte 10 kameradan başlandı. Zamanla araç sayısında çoğalması, yolların çoğalmasıyla birlikte şu an 109 kamera. Tümü de aktif mi? Evet. Zaman zaman çünkü tartışmaya sebebiyet veriyor. Evet, tümü de aktif durumda Baykan Hanım. Şimdi az önce konuştuk tabii biz kazaları önlemek için kurum olarak şeyin yanında işte suçları denetleyicilik yanında ilgili kurumlara da hataları da bildiriyoruz. Kazanın olduğu yerlere ortaklaşa karalara Ulaştırma Bakanlığı'na. Örneğin Aziz Bey'in de devamlı seyrettiği yol vardır işte Girne yolu, Boğaz Kavşağı, Gönyeli Çember arasında. Orada biliyorsunuz ciddi ağır yaralanmalı kazalar vardı. Biz pandemi sıkıntı olmasına rağmen az önce şey yapacağım, söyleyeceğim de bunları. Biz görevlerimizi aksatmadan yapmaya çalıştık yani vatandaşın şeyi için. Şimdi oraya point-to-point hız tespit kamerası noktadan hız tespit, evet. Hız tespit kamerası konmuştur ve kazalarda düşüş olmuştur orada da bildiğiniz gibi. Yine dediğim gibi işte sürat suçlarını yani süratle ilgili olan kazaları önlemek için işte, az önce söylediğim gibi radarlar belirli ölümlü olan kaza olan yerlere konduğu müddetçe düşüşler meydana gelmiştir. Tabii yine biz 2021 yılında yine arkadaşlarımız da söylüyor işte sürat kameraların adım kameraya geçtikten sonra da sürat yapıyor. Yine trafik kazası yapıyor. İstatistiklerimiz de onu gösteriyor. Bunları önlemek için de çalışmalarımızı devam ettirdik. 5 kazada 5 tane sürat tespit kamerası olan mobil araçlarımızı devreye koyduk ve bunlar da hem durarak hem de seyir halinde sürat kontrolü yapabiliyorlar Haziran ayından bura. Şunu söyleyeyim size, bizler hep şunu söylüyoruz işte yollarımız bozuktur, karanlıktır. Tabii onlar biliniyor, ekonomik elverişli bütçede de yapılacaktır. Biz biliyorsak o yolların o şekilde olduğunu, ona göre araç kullanmamız gerekiyor. Yani çok bunun üzerinde, sürat üzerinde niye duruyorum? Dedik ya az önce kazalarımız oluyor. Yani normaldir kazalar. Ama sürat sonucu olan kazalar çok ciddi kazalardır. Neyse sürat yaptık sonra ne oluyor? Önce süratin artışına göre önce arabamızın kaportası eziliyor. Biraz sürat daha attık sonra ne oluyor? Vücudumuza zarar veriyor. Daha da sürat yaptığımız zaman vücudumuzun organları parçalanıyor. Ölümleri ağır yaralanmalar oluyor. Ve üzülerek söylüyorum ki bizler süratten de vazgeçmiyoruz. Bakıyoruz istatistikler efendim. Sabit kameralardan tespit edilen sürat sayısı
80 bin. Yani bir yılda. 80 bin. 80 bin. Polisin kendi el radarıyla, yani olmayan yerlere, sıra kamerası olmayan yerlerde yaptığı tespitlere baktığımız zaman 15 bin civarında. Yine bizim devreye koyduğumuz aracımız da, ki Haziran ayından buraya yaptığımız kontrolde 500 ile 1000 arasında. Ve işlenen suçların içerisinde %29-%30 süre suçları. Yani yaklaşık 100 bin. Evet, yaklaşık 100 bin. Sürat raporu var değil mi? Sürat raporu. Yıllık. Yıllık. Az bir rakam değildir ülke ulusuna göre. Ki 80 yine bin, de sürat yapmaya sabit yapıyorum. Sabit radarda 80 bin çok ilginç. Bence çok ilginç çünkü 70-80 bin arası var burada. Artık ezberledik radarlarında yerini. Yani onu da söylemek lazım. Buna rağmen yine o radarlarda ihlaller tespit edilebiliyor. Çok ilginç aslında. Evet. Yani. Şimdi pandemi döneminde, 2020 yılında bilirsiniz kapanma olmuştu o dönemlerde. O dönemlerde biraz düşüş oldu. Son 2000 işte Temmuz ayından sonra yine bir hareketlilik başlamıştı. Ve dediğiniz gibi bu radarları yerine biliyor. Zaten sürücüler, bu bilirsiniz yani bu radarları söylüyoruz, kameraları söylüyoruz ama bunlar da bir külfet değil. Yani devletin cebinden çıkan bir kaynaklanmıştır. Bir maliyet var. Yani sonuçta ne diyoruz? Biz zaten denetleyici sürücülerle ilgili kısmında levhalara uyulsa, levhalara bakılsa bunların önüne geçebileceğiz. Peki caydırıcı yeni ek tedbirlere, önlemlere mi ihtiyaç duyuyoruz? Yani süratin ortaya koyduğunuz rakamlarını dikkate aldığımızda. Şimdi Baykan Hanım, size az önce söylediğim gibi biz hiçbir zaman pandemi de olsun, başka ek görevlerimiz de olsun, tabii polis teşkilatımız hiçbir zaman usanmadan, bıkmadan halka hizmet vermek zorundadır. Halkın güvenini ve huzurunu sağlamak zorundayız. Ki pandemi dönemi bizlere de etkilemiştir. Bizim personel sayımızda da düşüşler olmuştur. Ama siz gördünüz mü mesela polis teşkilatında pandemi dönemi dolayısıyla işte polisi kapattık. Hayır, öyle bir şey olmamıştır. Ama onunla birlikte tabii durarak şeyler, vatandaşla ilgili şey olmadığı için pek sağlık açısından. Dediğim gibi size kazaları ve bu süratlerin önüne geçebilmek için, ki vatandaşımız uymuyor biliyorsunuz. Cezalar da artmış. Yine uyulmuyor. Yani yine ceza kesiyor. Son yapılan artış biraz daha caydırıcı olur mu sizce? Şunu söyleyeyim size, bir değişiklik pek görmüyoruz. Çünkü bir şey daha söyleyeyim size. Bizim insanımız pek ceza olmasa, ama tabii biz de bakıyoruz yani insanların bütçeleri işte pandemi belli başlı sosyal sıkıntılardan dolayı zora girmiştir vatandaşlar. Biz onları da şey yapıyoruz. Yani vatandaşın cebinden para almak kolay değildir. Yani zor bir para işte. Düşünün sürat 700, 1 milyon, 1 milyon 400 bin TL cezalar vardır. Ama maalesef vatandaşlarımız da yine işlemeye, bu suçları işlemeye devam ediyorlar. Zaten biz de biliyorsun otomatik olarak cezalarımız asgari ücrete göre artmaktadır. Caydırıcı olarak dediğiniz ne yaptığını, işte dediğim gibi sizlere Haziran ayından itibaren bölgelerde araçlarla da bu süratin önüne geçmek için uğraşmaktayız bizler de. Sırf trafik kazanın olmaması, ölümlü trafik kazanın. Şimdi tabii hep, yani sadece biz polise yüklüyoruz bu görevi. Ama trafik konusu açıldığında ve tartışmaya zemin hazırlandığında eğitimle de direkt ilişkisi olduğu üzerinde de duruyor uzmanlar. Bilmiyorum, sizin de bu konudaki değerlendirmelerinizi almak isterim. Yani küçük yaşta trafik eğitiminin verilmesi, çok daha fazla farkındalığın yaratılması konusunda eğitimin de çok büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Şimdi zaman zaman gereksizler, ortaya koyduğunuz bilgilendirici unsurlarla da vatandaşı bilgilendirmeye çalışıyorsunuz ama eğitimle de bu sürece daha fazla katkı sağlayabilir miydik peki? Baykan Hanım, şunu söyleyeyim size. Tabii trafik konusu dediğimiz gibi küçük yaşta, yani trafiğin içerisinde, başta sizde onu söyledim. Trafik hepsimizi ilgilendiren bir konudur ve tabii anne sokağa çıkmaya başladığımız andan itibaren trafiğin içerisindeyken, yani trafik hareketlerinin içerisindeyken, yani bunun bilincinde olmamız gerekir. Tabii okullarda da kısmen bunlarla ilgili öğretim yapar. Şeylerden de araç sürücü eğitmenlerinden de ilgili. Tabii onların yeterli olup olmadığı başka bir şeyin de tartışmamız gerekir. Yani ehliyet verirken de yeterli olup o konular ilgili olarak tabii tartışma kaldıran bir konudur da, tartışılması gereken bir konuda eğitim, sürüş okullarıyla ilgili eğitimin nasıl yapılması gerektiğini ayrı bir olarak. Bizler işte yaya olarak da, bisiklet sürücüsü olarak da, motosiklet sürücüsü olarak da trafik kuralları içerisindeki trafik kurallarının bilmemiz gerekir diye düşünüyoruz bizler.
Evet, bu olması gerekir mi? Olması gerekir. Okullarda da bu eğitimin verilmesi gerekir mi? Verilmesi gerekir. Bizler mesela bu konularda da katkı sağlamak için uğraş veriyoruz. Tabii son biliyorsunuz bizim gezici trafik eğitim parkımız vardı. O eğitim parklarımızda ilkokullarda tabii pandeminin girmesiyle birlikte de ortaokul liselerde de bundan ilgili eğitimlerimiz vardı. Kısıtlamalar olduğu için o tarafa girilemedi. Okullar eğitim, bu yönde de eğitim vermeleri gerekirse vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Üniversitelerde biz sol direksiyonlarla ilgili eğitimlerimize devam etmekteyiz. İsteğe göre tabii bazı okullarda ve bazı kurumlarda yine aynı şekilde eğitimlerimize devam etmekteyiz. Ancak şunu söyleyeyim size. Bizler ülke olarak okumaya yazma oranımız çok yüksek. Yani %90'larda yani eğitimli insanları. Ancak maalesef bu konuda bir tezatlık oluyor. Şimdi az önce size söyledim. Mesela kazanın başta nedenleri sürat suçları vardır. Bakıyoruz şimdi yine şeye görüyoruz. Yani teknolojiyi de biz farklı yönünde kullanıyoruz. Yani akıllı insanları, teknolojiyi de cep telefonları bir türlü elimizden bırakmıyoruz. Yani teknolojiyi, cep telefonunu farklı amaçlar için kullanmamız gerekirken biz ara sürerken de cep telefonunu bırakmıyoruz bir türlü. Rakamlar ne söylüyor bize bu konudaki? Rakamlar maalesef yüksek. Trafik kazalarına esasında baktığımızda, ölümlü trafik kazalarına baktığımızda, nesnelere vurma ve toplam kazalarına baktığımızda yüksek bir oranda trafik kazaları olmaktadır. Şimdi diyecek misiniz, siz bize diyebilirsiniz, bunun altında cep telefonu mu? Ama bize göre var. Şimdi cep telefonla konuşurken kaza yaptığını tespit etmek, zaman saat belli olmadığı için, görüntü olmadığı için biraz zor. Ama durup dururken adam niye gitsin bir nesneye çarpsın? Bizler baktığımızda rakamlara ortalama yıllık 8.000 kişiyi cep telefonuyla konuşurken rapor ediyoruz. Cep telefonuyla konuşurken de geçtik artık. Cep telefonu kullanırken ne yazık ki çünkü kullanma. Teknoloji gelişti. Akıllı telefonlar ve işte aklımız, gözümüz, ellerimiz orada artık. Mesajlara mı bakıyoruz? Artık sosyal medyaya mı bakıyorlar? Ben şahit oluyorum. Şahit olduğumu söylüyorum. Sürücü direksiyona koymuş telefonunu. Evet. Hem bakıyor hem gidiyor ve konuşma tırnak içine söylüyorum, masum kalmaya başladı. Tabii. Onların evet. Yanında. Şimdi Baykan Hanım, az önce size söyledim ben. Başta konuştuğumuz gibi trafik bizi ilgilendiren kısmı sürücülerdir. Ve sürücülerin kusuru büyük orandadır trafik kazanın oluşunda. Sayın değerli arkadaşımız Aziz Bey'in söylediği gibi biz artık cep telefonuna konuşmayı bıraktık. Siz ehliyet almaya gittiğinizde size okullar ne diyor Aziz Bey? Bizim direksiyon simidi var. Direksiyon simidini araba kullanırken nasıl tutacak? İşte otomatik videsi, düz videsi arabalarda, manuel arabalarda şöyle işte onu çeyrek geçir. Neden? Çünkü buradaki vitesi de atabilmemiz için. Yani ona imkan vermek için. İşte otomatik videsi arabalarda bu şekilde tutmamız gerekir. Arabanın direksiyonu. Yani araba kontrolü bizde olması lazım. Ne demek? Yani direksiyon kontrolünü kaybetti, gitti kaza yaptı. Sen niye tutmuyorsun arabanı? Biraz da elini kaldır arabanı. Ama biz ne yapıyoruz onunla birlikte? Bu sefer cep telefonuna bulalım. Zaten sen kuralları orada otomatikman çiğnemiş oluyorsun. Elinle direksiyon tutacağına, elinle cep telefonunu tutuyorsun. Yola bakacağına, cep telefonuna değil. Ondan sonra gidip kaza yapıyorsun. O da diyorsun polis nerede değil, işte yol nerede değil. Be kardeşim, telefonu bırak. Direksiyonu tut. Senin aklın neredeydi? Direksiyonu tut. Yolu kontrol et. Niye bunu yapıyorsun? Yani kusura bakmasın arkadaşlar, sürücülerimiz. Görüyoruz bunları. Bak 8.000 kişi cep telefonu konuşmaktan rapor edildi. Hala daha konuşmadı abi. Bak cezalar arttı. Biz istiyor musun kendilerine rapor edelim? Konuşmaya devam ediyorlar. Dediğimiz gibi ya sen arabada kullanırken selfie çekiyorsun. Son moda oldu, kulağıma polis görmesin diye. Ondan sonra dönüyorlar bizi suçluyorlar. Biz onların kötülüğünü mü istiyoruz? Gidip kaza yaptıklarında da yine bizi suçluyorlar. Ölüme neden olduklarında polis kontrol etmiyor diyorlar. Polis kendini kontrol esnasında tutuyor işte arkadaş dümeni. Böyle konuşuyor. Polis de atıyor telefonu. Ondan sonra ben konuşmadım. Ben senin deli miyim? Yani, seninle şey yapacağım ben orada. Durduk yerde. Konuşma kardeşim. Selfie çekiyorlar. Telefonda. Yayın yapan var. Yayın yapıyorlar. Yayın yapan var. Yolda giderken. Ya Baykan Hanım, biz onu da geçtik ha. Siz hanımsınız. Ben size bir şey, ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani o kadar bir rahatlık. Yani bizim ülkemizde dediğiniz eğitim, Akdeniz kültürü, Akdeniz insanlığının bir rahatlığı var sanırım yani. Görüyoruz işte bir müddet üzülüyoruz ondan sonra gene rahatlığımız devam ediyor.
Geliyoruz yolda seyrediyoruz işte Medhem bölgesinde sabah trafiğinde. Tahmin ediyorum ben biraz ne söyleyeceğinizi. Orada seyrediyorum. Bilmiyorum siz yapabiliyor musunuz bunu. Bir bayan sürücü yalnız başına işe geliyor. Herhalde evet. Gecikmiş işe gelmesini. Makyaj yapıyor. Ha, bir eliyle makyajı geçtik zaten. Bilmiyorum Baykar Hanım da bunu yapabiliyor mu? İki eliyle bir eliyle dokuyor. Baykar Hanım makyajını burada yapıyor. Onu burada yapıyor. Tövbe. O herhalde işine patronu kızacak da kendine. Tutuyor direksiyonu. Bir elinde Nescafe'sini içiyor. Ben de yanında gidiyorum. O beni görmüyor ama ben çünkü kendinden geçtim. Bir elinde gözünde remel yapıyor. Evet. Bunu yapabiliyor musunuz siz? Nasıl bir ustalık bu? Ben çok görüyorum ne yazık evet. ki. Çok bak, görüyorum ben. Dudak geçtik onu. Gözü etkileyen yani bir şey. En ufak bir hat. Göz gidecek. Yani evet. O tabii. O bile şey. O büyük bir etken. Yani, evet. Şeye sordum bizim bayan rencide olmasın diye. Ya sen bunu yapabiliyor musun? Yapamam amirim dedi. Tamam dedim. Sor sen. Ara bu bayanı. Plakasını ben aldım. Sor bakalım nasıl bir usta bir sürücü bu ya. Bunu ödüllendirmek lazım. Tekniğini söylesin. Şaka yani bir yana. Bu işin gerçekten. Esprisi. Evet. Sonunda evet. gidiyorlar kaza yapıyorlar. Ölüme neden oluyorlar. Bir diğer konu da cezalarımız artıyor. Puanlarımız artıyor. Yine bu devam ediyor. Yine görüyorsunuz siz de yollarda. Bak diyorum 8000 kişi rapor edilmişti. Hangi dönemi kapsıyor bu 8000 kişi? Bir yıl. Bir yılda. Bir yılda. Sadece cep telefonuyla sadece konuşmaktan, cep telefonu kullanmaktan. Bir operasyon yaptığımız zaman da cep telefonundan mesela günlük bunun denemesini yaptık. Pilot bölge olarak Lefkoşa'ya götürdük. Bir günde 500 kişi rapor edilmişti cep telefonu konuşmaktan. Az bir rakam değildir bu. Zaten yollarda da görüyoruz. Niye bırakmıyorlar cep telefonu konuşmayı? Aracı bu kadar önemli mi yani konuşmak? Eskiden cep telefonu mu vardı? Durup konuşma şansımız tabii var. Tabii bazı sürücülerin kulaklık takarak arabalarda yani güvenliği de sağlayarak arabalarda ya da farklı teknolojiler var ama o da yasal diye bildiğim. Çok güzel bir şey söylediniz burada. Evet, vatandaşlarımızı da hemen. Bakın güzel bir şey söylediniz Baykan Hanım. Burada halkımızı aydınlatalım bu konuda. Bu Bluetooth ve kulaklık dediğiniz. Evet. Şimdi o da etkilemektedir vatandaşlarımızı. Şimdi düşünün. Cep telefonu zaten bir dalgınlık, kaza yapmamıza neden olan bir unsurdur. Siz orada cep telefonla konuşurken hiçbir nesneyi tanımıyorsunuz. Önünüzdeki trafik lefasının lef olduğunu bilmiyorsunuz. Yolda gittiğinizin farkında bile değilsiniz. Çünkü aklınız başka taraftadır. Başka yerde değil. Ben usta sürücüyüm diyemezsiniz. Çünkü oraya odaklandınız. Çok güzel bir soru sordunuz. Bu bize geliyor. Bazen adam rapor ediyor kendisini, polise geliyor. Kullanmaktır zaten bunun adı. Biz diyoruz ki vatandaşımızın kaza yapmasını önlemek için biz görev yapıyoruz. Bu maksat için yollardayız. Diyorum. Biz onların kazalarını önlemek için yollar. Ne diyor işte sanki de ben ona isteyerek ceza kestim. Ben Bluetooth'ta konuşurdum ya. Ne olacak? Bakın Bluetooth'ta dalgınlık veriyor. Beyin diğer tarafta. Yani o tarafa odaklanıyorsunuz siz beyin olarak. Burada tek avantaj nedir? Eğer sadece direksiyonu tutuyorsun. Evet. Yani suç nitelendirmesi evet. kapsamında mıdır? Evet, evet. Bilgi verelim izleyicilerimize. Tabii suç işte neden? Dikkat dağınıklığı yapmaktadır. Şimdi şunları diyeceksiniz ki yaptılar bunları. Bu. Ha, niye koyuyorlar? Niye koyuyorlar? Evet. Ama sen konuş demedin. Sen dedim ki bir şey söyleyeyim size. Dünyada örnek bir şey vereyim. Sizin arabanızın Aziz Bey kilometre saati kaçtır? Hiç aklımda değil. 200. Yani. 200 kilometreye kadar gidebilirsiniz. 200 kilometreye kadar gidebilir misiniz siz? Yani. Sırat tatilleri vardır. Onu koyduysa sen konuşma dedi ki son teknolojik olarak da bazı firmalar artık bunu yapmamaya yani bunun da zarar olduğunu ve kişilere zarar verdiğinden dolayı yapmamaya çalıştılar. Gerek elle gerekse Bluetooth'ta konuşmak kesinlikle yasaktır. Seyircilerimize söyleyelim. Sebebi de bizler söylüyoruz cezası için değil. Kendileri için. Evet. Milli servettir Baykar Hanım. Doğru. Arabalarımız zarar görüyor. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Euro pahalı oldu. Senin bir arabanın bir zararı, bir kaza yaptın. Bir zevkin için cep telefonu konuştum. Arabanınızla kaza yaptın, zarar yaptın. Bedeli ne kadardır? 30-40 bin lira para ödeyeceksin. Hadi canı geçtik. 50 bin TL para cezası ödeyecek. Hasar bedeli olacaktır. Ceza dedim, onu düzeltelim. Hasar bedeli olacaktır. Bunlar senin cebinden çıkacak. Neymiş efendim cep telefonuna konuşuyor. Konuşmasan ne olur ya? Yani altıcı diyerek söyleyelim. Cep telefonu Bluetooth'la konuşmak yasaktır. Dikkat dağınıklığı yapar. Diğer taraftan yine elde de konuşmak zaten tamamen yasaktır. Yasak. Dikkatimizi dağıtıyor. Ve bu dikkat dağınıklığı nesneyi tanımama cep telefonu bıraktıktan sonra devam ediyor yaklaşık 5-10-15 dakika. Çünkü beynin zihnin diğer tarafta. Diyor kişiler ben yanımdaki şahısla da konuşurum. Ne olacak orada konuşursam? Hayır o değil. Sen odaklanıyorsun geriye. Başka taraftasın sen. Orada değilsin sen. Senin orada konuşan da senin araba kullandığını biliyor. Ona göre ses tonunu alçaltıyor, yükseltiyor ve tamamen
senin kullanışınla ilgili olarak seni etkiliyor. Kesinlikle. Evet, bu konuda çok, en azından çok, bilgi aldık, önemli. Çok ilginç bir nokta. Yani az önce Baykan da bahsettiği cezalar arttı, artıyor, çok yüksek cezalar oldu. Birçok kişi buna işte itiraz etti. Ya diyor işte bu kadar ceza mı olur? O parayı kaybetmemek için belki de birçok insan caydırıcı olacaktır, uyacaktır kurallara. Ama şunu da hesaplamak lazım. Yani işte sürat yaparsak ve polis bizi yakalar, para kaybedeceğiz. Polis bizi yakalamaz da kaza yaparsak canımızı kaybedeceğiz. Yani parayı riske etmeyi sevmiyoruz ama canımızı riske edebiliyoruz. Bu çok ilginç bir davranış biçimidir. Yani bir kazanın sürat sonucu gerçekleşecek bir kazanın doğrudan canımıza bir risk olduğunu, olabileceğini anlamıyoruz herhalde, algılayamıyoruz bir türlü. Bu enteresan bir durum. Maalesef Aziz Bey, dediğinize %100 katılıyorum. Biz de demin az önce sizlere söylediğim gibi zaten istatistiklerimiz de onu gösteriyor. Vatandaşımızın canını korumak için yollarda bulunuyor. Yani cebinden para almak için değil, kendi canlarına zarar vermeleri için. Ancak insanlarımız işte dediğimiz gibi cezaların artmasına rağmen, cezaların yüksekliğine rağmen, ki dediğim gibi asgari ücrete göre her yıl cezalarımız artmaktadır, bunlar da biliyorlar. Yani cezaları, bak siz çok güzel bir şey söylediniz, işte biliyor, bile bile, yani bunun cezanın geleceğini bile bile suç işiyoruz. Günün sonunda ikinci aşamada kendi malımıza, mülkümüze de zarar geleceğini bile bile suç işiyoruz. Sonrasında da bir şey olduğunu arabamıza, yani herkes huzursuz oluyor. Yani genel aile de huzursuz oluyor. İşte kaza yaptı, arabamıza zarar ziyan oldu. Ne yapacağız? Araçsız kalıyoruz. Çünkü bak başta ne dedim? Toplu taşımacılık, araçlara muhtaçlık. Yani biz aracımızın elimiz kolumuzdur. Onu kaybediyoruz. Ki küçük bir ülkede sürat, yani nereye yetişeceğiz? O da evet, ayrı bir olay. Sürat cep yolu. Şimdi zaten dünyada da bu böyledir Aziz Bey. Avrupa standartlarına baktığımızda tüm ülkelerde sürat tatilleri belirlenmiştir. Hiçbir ülkede yoktur. İşte 200 kilometre yolun durumuna göre, ki bizim otomanlarımız yoktur burada. Yine sürat konusuna geldik, cep telefonundan sonra geriye dönüş yaptık. Bakıyoruz dünya ve Avrupa standartlarına, otobanlar vardır. Bizim otobanlarımız yoktur. Olmamak sebebi bir de normal küçük ülke olmamız yani. Nedeniyle bir yerden gideceğimiz mesafe. İhtiyaç yok. Yani, en fazla bir saat içerisinde mi olsa işte Güzellik o bölgede, yani çok uzak mesafeler yoktur. Çünkü köy yollarımız da vardır. O ülkelerde bile, otoban olan ülkelerde bile sürat tatilleri 120, en fazla 140 Bulgaristan'da. Bizim gibi ülke olan Malta'da en fazla kullanılabilecek sürat 80 kilometredir. Bizde de araçlarda, normal araçlarda 100 kilometre. Tabii otobüs, minibüs, kamyonlar 80, kamyonlarda ona göre değişir. Yolun şekline göre de süratler değişir. Yol kavşaklarımızda tabii süratlerini düşürmeleri gerekir. Belirlenmiştir sürat tatillerimizde. Ona göre gitmeleri gerekir sürücülerimizin. Yine tabii trafik kazanı dedik, denetleyici dedik. Alkol, evet. Yani, burada seyircilerimize de söyleyelim. Alkol oranlarımızda da çok fazla artış vardır. Bu yıl toplam 34, biraz geçmiş yıllara göre biraz artış görüyoruz trafik kazalarında. Tabii bu 34 trafik kazasının, ölümlü trafik kazalarının içerisinde 3 tanesi kalp krizidir. Yani genelde seyrettiği, demin size söylediğim gibi bant 30 civarlarındadır. Size az önce söylediğim gibi kaza oluşuna göre kontrollerimiz artıyor. Alkol ile ilgili de kontrollerimiz vardır. Geçmiş yıllara oranla bu yıl bir miktar alkol ile ilgili suçlarımızda artış vardır. Ama maalesef ölümlü trafik kazalarımızda bakıyoruz. 34 trafik kazasının 8 tanesi alt nedeni alkollü araç kullanmadır. Alkol ile yüksek de, yani alkolün cezası da çok yüksek. Demin sizin de söylediğiniz gibi hem cebimizden çıkacak parayı düşünmüyoruz, hem canımızı düşünmüyoruz, hem de başkasının canını hiçe sayarak alkollü araç kullanıyoruz. Alkol alındığında sürücüyü etkileyen ve yoldaki nesneleri tanımamasına neden olur. En büyük olay, adam diyor işte ben alkol alıyorum, ben kendimdeyim. Ama değilsin kendinde, çünkü senin beynini etkiliyor. Tabii alkol miktarı arttık sonra karar vermen de azalıyor. Refleksler azalıyor. Reflekslerin azalıyor. Bir de buna bakıyorsunuz, sürat da eklenirse artık onu tutamazsınız. 8 kişi alkolde. Bu 8 kişi
alkol almasaydı, alkollü araç kullanmasaydı, kendi canlarından, belki de arkadaşlarının canlarından ölümlere neden olmayacaklardı. Yine bu alkol grubuna bakıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum. Gençlerimiz daha fazla. Genç yaşta insanlarımızı kapıyor. Zevki için. Alkol almadan yola çıkarsa bunlar olmayacaktır. 3 yıl içerisinde yaklaşık %50 civarında 30 yaş grubu insanlarımızı kaybettik. Bu yüzden. Yani diyeceğim alkollü bizi etkileyen ve alkollü kaza yapmamızı neden olan suçlardan kendi kontrolümüzü etkileyecek alkolle ilgili olarak bazen arkadaşlarımız da soruyor işte limit nedir? Limit kendimizi limiti söylemeyelim. Yani işte bir bardak o değişiyor tabii. Kişiden kişiye de yani vücudan kişiye anlamında. Yani şunu şöyle söyleyelim. Yani ayarlamasını yapmayalım. Alkol aldığımız zaman aracımızı kullanmayalım. Daha emniyetli birinin başkalarının kullanmasına, bizden daha iyi insanların kullanmasına verelim araçlarımızı. Evet. Yani bunu sağlamak da çok zor bir şey değil aslında. Yani çünkü o eğlenceyi planlıyorsak ki planlı gidiyor herkes. Yani evet. O anlık gelişen vardır olaylar ama o gidişi dönüşü planlarız ya işte saat 8'de buluşalım, 9'da buluşalım. İşte ben oradan geleceğim. Dönüşü de planlayalım. Yani gidip eğlendikten sonra, alkol aldıktan sonra eve nasıl döneceğim? Bunu da planlamak lazım yani. O da aslında belki de en önemli kısmı odur. Evet. Güvenliği sağlayan. Tabii şimdi dediğim gibi yani alkol aldığımız zaman yanımızda gelen başka şahıslar da olabilir. Onlara vermemiz gerekli şeyleri arabamızı kullanması için. Ve biz de kontrollerimizde bu dediğimiz gibi alkolle ilgili istatistiklere baktığımızda, trafik kazalarına baktığımızda geçmiş yıllara oranla bu yıl alkol raporlarımızda, tabii gece raporları, genelde gece olan suçlara baktığımızda alkol oranlarında artış görüyoruz. Yine kazalarımıza neden olan, tabii biz dedik ya size istatistiklerimizi verecek, yıllık istatistiklerimize baktığımızda emniyet kemeri. Evet. Ölüm oranlarında ne yazık ki. Ölüm oranlarında maalesef. Son 5 yıla baktığımızda 155 kişiyi emniyet kemeri bağlamadığından dolayı ölmüştür. Yani bu ölümlü kişilerin ölüm arasında %70-72 civarındadır. Az bir rakam değildir. Şimdi emniyet kemeri diyoruz. Hem önde hem arka koltukta bağlamamız gerekir. Zaten burada arkadaşlarımız da para miktarının ne kadar olduğunu söyledikler. Arkada takmamanın cezası var. Arka koltukta da takılması cezası var mı? Vardır. Var, emniyet kemeri hem önde hem arkada bağlanması gerekir. Şimdi emniyet kemeri bağlamamak işte ben rahatım, ben özgürüm ya benim canımdır. Yani ben emniyet kemeri bağlamadığımda bana bir şey olmaz mantığından bakıyoruz ve rahatlığımızı hissediyoruz. Ama bir trafik kazası olduğunda emniyet kemeri bağlamadığımız için savrulduğumuz zaman çimlerin üzerine düşeceğim diye bir garantimiz yoktur. Herhangi bir nesneye, duran bir nesneye ki sürete göre savrulma hızı da artmaktadır. Herhangi bir nesneye çarpabiliriz. Yani araç arka koltukta oturan şahıslar da yine ki ölümlerde onların o şekilde de vardı ölümlere neden olan arka koltukta oturan şahıslar da emniyet kemeri bağlamak zorundadırlar. Bağlamadıkları zaman araçlarında savrulmalarda işte baş kısımlarının herhangi bir cam veya benzeri nesneye çarpması veya kendilerini tam şimdi önde en azından direksiyonu tutuyorsun belki de ama arkada bir fren anında boynunu ya da başka bir yerin ya da savrulma anında başını herhangi bir yere çarpabiliyorsun. Küçük çocuklarla da ilgili olarak da kesinlikle özel koruma sistemi olan koltuklarda taşınmaları gerekir. Kendi can güvenlikleri için, kendi emniyetleri için bunların olması gerekir. Yine baktığımızda bu tür suçlar da işlemeye devam ediyoruz. Yani olanlar ortada 3000-4000 kişi yılda emniyet kemeri bağlamadığı için rapor edilmektedir. Yani özetleyecek olursak önde oturan sürücülerimiz, araç süren yanındaki arka koltukta oturan şahıslar da emniyet kemeri bağlama zorunluluğu vardır. Çocuklar da, küçük çocuklar da özel yapılmış emniyet kemeri içerisinde taşınmaları gerekir. Kendi can ve emniyet günlerinde için. Bakıyoruz işte başta söylediğimiz gibi bir rapor değildir maksat.
ölümlerin de başlarına nedeni 155 kişi. Hani bu 155 kişi belki de yaralanacaklardı. Ölmeyecektik, kaybetmeyecektik kendilerini. Emniyet kemeri bağlasalardı. Ama ne yazık ki maalesef uymadılar kurallara ve bunları kaybettik. Tabii işin temeli kurallar değil mi? Yani şu ana kadar konuştuğumuz her şey aslında kurallarla bir kontrol altına alınmış, önlenmek yönünde tedbirler alınmış şeyler. Yani işte sürat yapmayacaksın, alkol alırsan araba kullanmayacaksın. Kemeri mutlaka takacaksın. Cep telefonu kullanmayacaksın. Konuşmayacaksın demeyelim. Kullanmayacaksın. Mesela kurallar bize anlatıyor her şeyi. Yani yapmamız gereken yegane nokta, uymamız gereken yegane nokta odur herhalde. Kurallara uymak. Şu da çok ilginç, çok özür dilerim. Evet. Bilmediğimiz için değil, bilerek çiğniyoruz kuralları. Bu herhalde ayrı bir psikolojik, sosyolojik araştırma konusudur. Evet. Şimdi Aziz Bey, maalesef üzülerek söylüyorum. Suç oranlarına, bizim arkadaşlarımızla kontrollere çıktıklarında zaman polis kendilerine rapor ettiği zaman feryat ediyorlar. Bizi rapor, ama evet, o suçu işlemeye devam ediyorlar. Biz arabamızla, ben kendi arabamla seyrediyorum. Suç işlemeye devam ediyoruz, zevk alıyoruz diyoruz biz. Ben kendi arabamla seyrederken ben görüyorum. Dedik ya işte emniyet kemeri, başta saydık suç unsurlarını, sürat, kaza nedenlerini, başında sürat, dikkatsizlik, o da cep telefonuna bağlı veya başka nedenlere bağlı, aracı kendimiz yola vermeme, alkol, kemeri bağlamamam. Yani bir suç işlemeye yine devam ediyoruz. Bazen ben sivil arabamla da gidiyorsun. Bazı suçları sizler de görüyorsunuz. Bazı şeyler dikkatimizi çekiyor. Suç işleyen kişilere dikkatimizi çekiyor. İnanılmaz. Adam araba sürüyor. Kucağına çocuğunu oturmuş. O direksiyonu tutuyor. Geçti emniyet kemeri. Yani sen bir şey söylüyorsun kendine. Bu çocuk senin değil. Sen de çocuğunu demek ki sevmiyorsun. Orada bir çarpma anında ya da motosikletin önünde çocuğunu taşıyor. Bunu yapan var. Evet. Efendim? Onu söyleyecektim ben de. Motorda bunu yapan var. Motorun çocuğu üzerinde önüne şey yapıyor. Ben dayanamıyorum. Mesela kendi sivirken de uyarıyorum işte. Senin motorun üzerinde niye çocuğu taşıyorsun gibi. Böyle yapıyor. Bir de yani sana kavga etmek için bahane arıyor gibi ya. Sen çocuğunu sevmiyorsun. Tepki gösteriyor. Niye çocuğunu orada taşıyorsun? Kural vardı. 12 yaşında küçük çocuklar taşıyamazsın motosikletlerde. Nedir? Arka kısmında, bak konu açılmışken söyleyeyim. Arka kısmında taşıman gerekiyor. O başka bir konu tabii. Sen bunu da yapmıyorsun. Yani biz suç işlemeye devam ediyoruz. Bunu önünde taşıyorsun. Araç üzerinde çocuğunu kucağında taşıyorsun. Bakıyoruz yine araba içerisinde, yani suç işlemeye devam ediyoruz dedik ya. Bakıyoruz araç içerisinde ön koltukta kucağında çocuk taşıyor şahıslar. Diyorsun yine yani, ağlar da üzüldü, şudur budur diyor. Ama sen çocuğundan ilgili olarak bir şey olursa sen kendin kontrolünü yapabiliyorsun. Ama başka bir sürücünün sana verdiği tehlike anında sen ne yapacaksın? Sen biliyor musun karşındaki sürücünün sana ne yapacağını? Sen kendin iyi sürebilirsin. O anda ne olacak o çocuk? Veyahut da arka koltukta, özel koruma sistemleriyle olan koltukta taşımadığında ne yapıyor? Bayanısa özellikle çocuk arkadaşına dönüp bakıyor çocuğuna. Çünkü emniyetli değil, gidip kaza yapıyor. Yani bunlar da göz ardı edilecek diyor. Yine aynı şekilde kaza nedenlerine bakıyoruz. Tabii burada da arkadaşlar uyarın. Burada da ekranda da gördüğümüz gibi. Tüm araçlar da trafik kurallarına uymak zorundadır. Ölüm nedenlerine bakıyoruz. Yıllık ortalama motosiklet sürücüleri. Motosikletli ölüm kazandı. Bu yıl mesela 6 kişi maalesef motosikletle de kaza yapmıştı. Yani ölümlere neden olmuştur. Motosikletler de trafik kurallarına araçlar gibi uymak zorundadırlar. Soldan gidilmesi gerekirse soldan gitmeleri gerekir. Koruyucu başlık diyoruz ki cezara da atmıştır. Koruyucu başlıkla ilgili olarak cezalarımız da atmıştır. Çünkü hayatını kurtarıyor. Koruyucu başlık çok önemlidir. Yani ben başlık takmıyorum rahatım için. Onu geçtik. Bazı sürücülerimiz, bazı motosiklet sürücülerimiz pek kaliteli olmayan, tabii kalite nasıl olur derseniz, tabii parasına göre, eğer maliyeti yüksekse ve standartları iyidir, o şekilde bir koruyucu miğferle motosiklet kullanmak gerekir. Çünkü çok trafik kazaları gördük. Meydana gelen trafik kazalarını gördük. Motosikletlerle sürat yapmış. Koruyucu başlığı iyi ve güzel olduğu için kendini korumuş. Tabii sürat yapsın demiyoruz. Bu koruyucu başlık da kaliteli ve kendini koruyacak düzeyde olması lazım. Ve motosiklet sürücülerimiz de trafik kurallarına, sürat tehditlerine uymak zorunda. Çünkü
araçlardan daha farklıdır motosikletlerdeki can kaybı. Tabii. Ne diyoruz? Aracımızın kaportası, karoseri vardır. Motosiklet, yani motosiklette hiç böyle bir durum yok. Hiçbir şey yoktur. Tabii motosikletle kurallara uyarken sürücüler de motosikletleri korumak zorundadırlar. Motosikletlerin gidişine göre ya da hareketlerine göre kendilerini ayarlamaları gerekir. Ve bizim de devamlı bazı tabii son pandemi döneminin de girmesiyle birlikte biliyorsunuz motosikletlerde bir artış olmuştur. Yani işte. Dağıtıcılar, paketçiler. Biz evet. O konuda da tedbirlerimizi aldık. Bunlar buradan ilgili şirketleri de aldık. Bir an önce işte bir yerden bir yere taşıyayım diyerekten motosikletler araçlar arasından çok böyle veya yandan sağdan soldan dikkatsizce evet. tedbirsizce gitmeye evet. çalışıyorlar. Nasıl ki arkadaşlar bir motosiklette araçlarda birbirlerini geçemezler. Motosiklet sürücüleri de araçlar arasından geçemezler. Trafik kurallarına uymak zorundadırlar. Tek şerit gitmek zorundadırlar. Araç geçmemeleri gerekir. Geçilecek yerlerde araçlarda olduğu gibi geçmek zorundadırlar. Sürat yapmamaları gerekir. Varsın 5 dakika sonra paketlerini götürsünler. Yine biz ilgili şirket kurumlarını, özellikle bazı şirketler bu konuda uyarıyoruz. Ve ehliyetsiz de kullanmasınlar. Hem kendilerine zarar veriyorlar hem de motosikletlerine ustalarının verdiği bir an önce yere getirmek için. Ölmeseler bile motosikletlerde dedik ya şey olarak trafik kaportası olmayan bir araçtır. Zarar veriyor. Ağır yaralanmaları neden. Eli ayağı kırılır. Eli ayağı kırılıyor. Tabii orada günlerce yatıyor. Yine bakacak olursak arkadaşlar ölümlü kazalardan ve ciddi trafik kazalarından yayalarımız da yollarda. Bakıyoruz yine 4 kişi yine istatistiklerimize bakıyoruz. Yayalar 4 kişi, 5 kişi ölüyor her yıl. Araç çarpması. Araç çarpmalarından. Yayalarımızın da uyması gereken kurallar vardır. Tabii yaya geçitlerinde geçmeleri gerekir. Işıklı yerlerden geçmeleri gerekir. Tabii üzerlerinde geceleyen yürüyüş yapacaklarsa üzerlerinde parlayıcı elbiseler olması gerekir. Ve araç muhakkak da yoldan karşıya karşıya geçerken araçların da süratlerini hesaplamaları gerekir. Şimdi diyoruz ki karanlıktı işte yaya görünmediği gibi söylenmede bulunuyoruz. Gerek sürücüler gerek de yayalar daima yolun mahiyetine göre karşıdan karşıya geçmeleri gerekir. Araç sürücüleri de tabii karanlık diyoruz biz. Işık hüzmelerine göre yani ışıkların ne kadarlık aydınlattığına bak. Aydınlattığını ne kadarlık bir mesafe aydınlattığını düşünerek araçtan ona göre kullanmaları gerekir. Yasal zemin yani yasalar yeterince evet. size mücadele etme gücü veriyor mu? Yani o konudaki değerlendirmenizi de almak isterim ben. Keza yeni dönemde görev yapacak bir meclis yapısı var. Beklentiniz var mı? Yani yasal zemin üzerinde elinizi daha da güçlendirecek, eksik bırakıldığı ya da mevcut duruma, mevcut güncel süreçlere daha aktif şekilde yön verebilecek yasal zeminlerle de elinizin bu mücadelede güçlenmesiyle ilgili. Baykan Hanım güzel bir şey söylediniz. Biz polis teşkilatı olarak tüm birimlerimiz, İşte personel sayımız 3000'dir de eksiktir. Tabii personel yapınız da ayrı, yetersiz olduğu da ayrı bir şey. Yani biz onun tartışma. Arkasına hiçbir zaman sığınmadık. İşte dediğim gibi pandemi döneme girmiştik. Tüm polis teşkilatımız özverili bir şekilde. Trafik olsun, adli, narkotik, kaçakçılığı önleme, mali şube hepsi de olağanüstü çalışmaktadır. Görüyorsunuz operasyonlarımızı, görüyorsunuz arkadaşlarımızın yaptığı işleri. Narkotik şubemizin olsun, mali şubemizin olsun. Kadın şiddet konularında olsun biz hiçbir zaman sığınmıyoruz polisin azlığına ya da polisin yetersizliği, araç gereci. O biz mazeretsiz görev yapmak zorundayız. Size biz diyebilir miyiz? Polisimiz azdır. İşte burada bir sıkıntı oldu gelemek diyebilir miyiz? Belki başka yere gittiğinizde bugün gelemem yarın geleceğim. Ama biz anında size hizmet veremiyoruz. Biz de bu onun bilincindeyiz. Bu mazeretsiz bunların yerine getirin. Niye onları söylüyorum? 2020-21 yılında özellikle 2021 yılında tüm kurumların kapandığı, pandemiyle mücadele ettiği zaman zarfında biz kendimizi geliştirmek için uğraş veriyoruz. 2021 yılında polis çalıştayı yapıldı. Konuyu sizin söylediğiniz soruya getireceğim. Bu polis çalıştayında yasalarımız, biz gruplar oluşturduk. Polis yasalarımızla ilgili eksiklikler, neler olması gerekir, araç gereç eksikliklerimiz, neler personel eksikliklerimiz nasıl yapılması gerekir? Yasalarımızla ilgili eksikliklerin neler olduğu ve neler yapılması gerektiği
güncelleşmesi gerektiği gibi gruplar oluşturduk ve polis geliştirme çalıştayında bunları raporlar halinde ilgilere sunduk. İki kez gruplar halinde yaptık ve iki kez sunumlar yapılmıştır ilgili birimlere de. Ve bunun sonucunda da nelerin yapılması, eksiklerin yasada neler gerektiğini, nelerin yapılması gerektiğini onlara söylemlerde bulunmuştuk. Şimdi bizim elimizin güçlendirme, şimdi bizim konumuza gelecek olursak, trafik konusuna gelecek olursak, trafik yasağına ilgili olarak da gelecek. Tabii bunlarla da ilgili yasa çalışmalar daha, bunların amacı nedir? Vatandaşa daha iyi, daha güzel, daha kaliteli hizmet vermek için yapıyoruz biz de bunları. Suçları önlemek için de bunları yapıyoruz. Tabii bu konuda da çalışmamız vardı. Şimdi parasal olarak tabii cezalarımızda artışlar asgari ücrete göredir. Orada yeterli gibi görünse de bazı suçların artırılması gerektiğini biz de biliyoruz. O konuda çalıştırmalarımız vardır. Yine tabii en çok söylenen uyuşturucu konusu vardır. Uyuşturucuyla da ilgili bizim çalışmalarımız vardır. Tabii arkadaşlar vatandaş işte başka ülkelerden insanlar geliyor. İşte uyuşturucu araç kullanıyor. Daha önce bunlarla ilgili farklı yöntemlerle biz tabii uyuşturucu kullandı bizim denetimimizde tespit edilmişse hiçbir surette onu söyleyeyim vatandaşlarımızın da bilgisi olsun ki araç kullanmasınlar ona göre. Biz bu insanlara bir şey yapamayız. Elimizde verilerimiz yoktur demiyoruz. Ne yapıyoruz onları? Tabii onlarla ilgili yargılama sürecimiz vardır bizim. Onların ilgili tahlillerini yapabilmek için daha önce yurt dışından yapılıyordu. Şimdi bizim devlet laboratuvarımızda da bunlarla ilgili, uyuşturucularla ilgili tahlillerimiz yapılmakta. Uyuşturucu kullanılsa gerek narkotik yönden gerek trafik yönden gereken yapılmaktadır. Şimdi yasal olarak da bunların daha pratik hale getirilmesi için mecliste uyuşturucuyla ilgili olarak yasa çalışmalar başlatılmıştır. Geçmesi beklenmekte. Yani polisin daha, kontrol noktasında yapabileceği. Tabii kontrol noktasında. Güney Kıbrıs'ta var bildiğin kadarıyla. Şu şöyle oluyor. Ne yapıyor? Önde uyuşturucu kullanıp kullanmadığını tespit ediyor. Daha sonra analiz alıyor kendisini. Evet. Yani orada uyuşturucu miktarını tespit ediyor. Sadece uyuşturucu yani antijen testi. Onu söyleyecekti. Antijen testi. Onun gibi bir şey yapıyor. Yaygın, evet. Onun sonunda da ne yapıyor? Uyuşturucuyla ilgili ileri şekilde. Yine daha geniş yelpazede dedik ya bizim hep çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor polis teşkilatımı. Tabii mobil kameralarla ilgili olarak da trafik suçlarının tespiti için bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Onunla da ilgili mesela araç seyrederken sigorta eksikliği, muayene, seyri sefer eksiklikleriyle ilgili olarak da yasal düzenleme yapılıp o kameralardan da yapılan tespitler sonucunda tabii yasal düzenleme yapıldıktan sonra suç tespiti olduğu zaman gereken yapılması gerekir. Suçların iyileştirmesi diyoruz. Yani suçların önlenmesi ve işte baştan söylediğimiz gibi yine dönüyorum aynı noktaya geliyoruz. Bizlere kalmıştır bu suçları işlememekte. Yani biz denetim için ya da suçları önlemek için, tespit için uğraşmaktansa tabii en basit. Biz uğraşacağız. Bunu da yapmak zorundayız. Görevimiz zaten bu. Başta söyledik. O vatandaşımız da, araç sürücülerimiz de kurallara uyarsa bu kadar uğraşmadan biz bakarız istatistiklere. Diyoruz ki suçta da düşüş vardır. Alkol kullanılmıyor. İşte cep telefonundan konuşmuyor. Ne yaparız biz? Sizin huzurunuz için, sizin daha mutlu ve başka cürmen önlenebilmesi için devriye şeklinde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Durup ceza kesmeyle uğraşmıyoruz. Çünkü vatandaşımız kurallara uyuyor. Biz de farklı yönlerde polislerimizi kullanmak zorunda kalıyoruz. Devriye, siz yolda kaldığınız zaman hemen müdahale etsin. Siz zaten trafik polislerinin devriye yapması diğer cürümleri de caydırıcı olacaktır. Peki süreyi bitirdik. Daha çok şey vardır mutlaka konuşacağımız ama biz eminiz ki Şevket Bey bize yine evet der gelir programımıza katılır. Tabii seve seve. Bilinçlendirmek de çok önemli. Bunları konuşmak burada insanları eminim birçok kişiye ulaşmışızdır buradan. Sizin sayenizde, sizin katkınızda. Ben size çok teşekkür etmek isterim. Hem size hem de tabii ki sizin nezdinizde tüm polislerimize gerek trafik gerek diğer birimlerde görev yapan tüm polislerimize şunu da söyleyelim. Polisimize güvenimiz tam. Onların ne kadar büyük bir özveriyle işlerini eksiksiz yapmak için çalıştıklarını tüm olumsuzluklara rağmen evet vardır her yerde olumsuzluk var ama bizim polisimize güvenimiz tam. Sizlere çok teşekkür ederim ben. Çok teşekkür ederiz koyduğunuz katkı için. Aziz'in de dediği gibi yine sizi burada ağırlayalım. Seve seve. Kıymetli görüşlerinizle
bilgi almaya da devam edelim sizden. Çok teşekkür ederim. Ben de şunu söylemek isterim son olarak. Halkımız bize güvensin. Biz halkın huzuru ve güvenliği için her zaman görev yapmaya devam edecek. Zaten bizim görevlerimiz halkın huzur ve mutluluğu için gerek trafik olsun gerek farklı konularda da olsun her konuda her zaman halkımızın yanındayız. Bize güvensinler. Kesin. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin diyelim size. Evet Aziz, bu şekilde nokta koyuyoruz. Evet, haftayı da bitirelim. Haftayı da. Cuma'ydı. Haftanın son programıydı. Bakalım hafta sonu neler olacak, neler yaşanacak, nasıl bir gündem bizleri bekleyecek. İnşallah sağlıklı bir şekilde yeniden kavuşacağız pazartesi ekrandan izleyicilerimize diyelim. Evet, veda ediyoruz. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.